Hayırlı günler arkadaşlar. Çiçeklerim Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, sizlerle beraber ne yapacağız? Bu güzel bebeklerimi yeni yerlerine alacağız. Yani şaşırtma yapacağız bebek. Evet. Şaşırtmalarını sizle beraber yapacağız arkadaşlar. Evet, şöyle bir saksım vardı benim. O işte. İçine çay posaları da dökmüştüm, biriktirdim arkadaşlar. Evet, siz de biriktirin böyle çay posalarınızı. Saksılarınız da daha havalı, geçirgen oluyor. Bu toplamda neler var? Kirliliği, silivermik, kilit, omza taşı, ondan sonra zeolit, kokopet, biraz solucan gübresi, dediğim gibi çay atıkları. Ben biliyorsunuz kompost hazırlıyorum. Kompost gübre hazırlıyorum. Şöyle biraz süpüreyim ki. Evet. Şöyle arkadaşlar, yatırmaya başlıyorum. Şöyle yatırıyorum, bakın. Böyle yatırıyorum. Bunlar birkaç güne kocaman olacaklar. Arkadaşlar, kocaman olurlar. Şöyle altına ben bunu daha rahat görebileceğiniz bir şekilde ben şöyle alayım da yukarıya koyayım arkadaşlar. Daha rahat olsun. Şöyle. İşte şimdi. Köklerine zarar vermek yok arkadaşlar. Zarar vermeden. Bunların köklerine zarar vermeden yapıyoruz bu işlemi. Şöyle küçük bir oyuk oyuyoruz ve biraz derin bir şekilde dikiyoruz. Şöyle. Arkadaşlar, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olarak izlerseniz beni mutlu edersiniz. Bakın, bu videolarımın takibini iyi yapın arkadaşlar. Şu an bunlar tırnağımdan daha küçükler. Ama kökleri çok güzeller. Birkaç gün sonra tekrar bebeklerimi gezdireceğim size. Beraber inceleme yapacağız. Şu diğer tarafta köklenen, büyümeye devam eden bebeklerimi oradan alıp buraya şaşırtma yapacağım. Onlar da beraber yapacağız. İnşallah tüm işlemleri beraber yapmaya çalışıyorum sizinle. Bunların baharda nasıl coştuğunu göreceksiniz. Arkadaşlar, ben
yıllardır bahçe işiyle uğraştığım için, yani bu sukulent işine yeni başladım ama çok dilinden anlamaya başladım bunların. Çünkü bakın yetiştirdiğim bebeklere. Yani bu zor bir iş değil. Sadece sabır gerektiriyor. Biraz onların dilinden anlamak gerekiyor. Yani bir domates, biber yetiştiren, bir bağ bahçe işiyle uğraşan kişi bunları rahatlıkla ve rahatlıkla yetiştirebilir arkadaşlar. Hiç zor değil. Buna emin olun. Onlara besin, mesin hiçbir şey vermiyorum. Dediğim gibi bu toprağın içinde şunlar perlit, şunlar pomza taşı, bakın. Ondan sonra kil bilyesi, biraz solucan gübresi vardı. Yanmış ahır gübresi. Özellikle yanmış olmasına dikkat edin. Eğer yanmış olmazsa sineklenme yapar. Bitkilerinizin kökleri yanar. Yani yanar dediğim onların köklerini yakar. Yani kurutur ve öldürür. Muhakkak yanmış ahır gübresi. Başka ne koydum? Zeolit koydum. Biraz kum koydum. Biraz ne koydum? Bahçe toprağı koydum. Bahçe toprağınız da güzel bir yerden olması lazım. Bir orman toprağı da olabilir. Başka koydum. Ne koydum? Aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Ara ara da paylaşacağım size. Yani bayağı bir karışım elde ettim. Arkadaşlar toprağınızın karışımı iyi olursa, bakımını da güzel, sulamasını da güzel yaparsanız, konumunu da iyi ayarlarsanız mükemmel yetişirler. Bakın benim bebeklerime. Ne oldu? 2 günde. Bakın. 2 günde ne oldular şaşırtma yapınca. Şu kadar bir şeylerdi neredeyse hemen hemen. Şunların az büyüğüydü. Ve buraya gelince kocaman oldular. Gördünüz mü? Bunlar da aynı olacak arkadaşlar. Ve ben mutfak atıklarını saksıların diplerine yerleştiriyorum ve kompost oluşuyor. Kompost oluştuğunda, yani oluşturduğunuzda saksıların dibine, sulamalarınıza dikkat etmeniz lazım. Eğer sulamalarınıza dikkat etmezseniz çürümeler yaşarsınız. Yine ara ara size nasıl yaptığımı paylaşırım, gösteririm. Takipte kalın, abone olun, bildirim zilinizi açarsanız videolarımdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Muhakkak. Bakın bitkilerimin nasıl geliştiğini göreceksiniz. Sizle paylaşıyorum. Yeni başladım. Bakın yeni başladığıma rağmen bitkilerim nasıl şu anda. Bütün yeni üretim için aldığım bitkilerin bütün kellelerini aldım. Bütün yapraklarını aldım. Hepsini üretime koydum. Yapraklardan bir sürü bebek elde ettim. Bunları sizinle hep paylaşıyorum. Ve bahara ne kadar çok üretim yaptığımı sizler de göreceksiniz. Hatta size şunu göstereyim. Geçen de beraber yaprak aldığımız bebeklerim. Gördünüz? Kök vermiş. Bebek vermiş. Yapraklarım. Bunları da beraber sizle beraber toprakla buluşturacağız. Nasıl yatırdığımı göstereceğim.
Gerçi bir önceki videolarımda da var nasıl bebek yatırdığım, ama tekrar anlatımlı bir şekilde yeni başlayanlar için anlatırım. Güzel bilgiler veririm. Üretmek isteyen, satış yapmak isteyen olur. Bundan da bebek geliyor. Bakmak isteyen olur. Gerçekten bunlar mutluluk kaynağı. İnsana huzur veriyor. Stresini alıyor. Yeri müsait olan bakar. Evin içinde de bu. Neden olmasın? Camın kenarında olur. İlla yeriniz çok müsait olmasına gerek yok arkadaşlar. Yani bakmak istedikten sonra her yer değerlendirebileceğine inanıyorum. Ev hanımlarımızın o kadar çok bu konuda şeyi var ki, yani muhakkak bir yer bulurlar. Bakın kalan şey yaprağı. Gördünüz mü? Onu da şuraya yatıralım. Buradan tutsun. Bakın. Daha birkaç yaprak buralara sokalım mı sizinle? Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Tersine düzüne dikkat etmek lazım. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıp böyle koyuyorum. Hafif dik olacak şekilde. Bakın tamamen yatırmıyorum arkadaşlar. Bir tane bakın tamamen şöyle yatırmıyorum. Eğer böyle yatırırsam buradan sulayınca şu altı toprağa değdiği için, nemli kaldığı için ne oluyor? Çürüme yapabilir. Onun için ne yapıyorum? Şöyle hafif dik. Şimdi bu bebekleri günlük sulayacağım için, suya da ihtiyaçları olduğu için şu patlayanları da dibine sokuşturmamda hiçbir sakınca yok. Bunlar da biraz büyüyünce buradan alıp şaşırtma yapabilirim. Hiçbir sakınca yok arkadaşlar. Bunlar büyüdükçe buradan alırım. Bakın boş yerler nasıl olsa saksım boş olduğu için bakın hiçbir sakınca yok. Bunları böyle yatırıp şöyle koyacaksınız. Başka var mı diye bakıyorum. Evet. Bunları ben akşam sulayacağım arkadaşlar. Akşamleyin güneş gidince birazcık, çok değil, biraz sulayacağım. Belki yarın sabah da sulayabilirim. Çünkü akşam bayağı bir soğuk oluyor. Soğuktan üşüyebilirler bu bebekler. Onun için ve çok güneş batmadan. Benim belli bir saatim, belli bir şeyim yok. Kullanmada canım ne zaman isterse o zaman sulurum. Ve şimdiye kadar bir kaybım olmadı. Bir yaprak dökülmeyen, bir köpçürmem olmadı. Sadece bir kaktüsüm oldu orada. Şöyle. Geçen de çok yağmur yağmıştı. Yağmurlarda kaktüslerimi alamadım. Ve altında da kompost vardı. İşte dedim ya size, kompost olan bir saksınızı çok sulamayın diye. O da çok suya maruz kaldığı için sadece kaktüslerin çürüme yaptı. Sadece o kadar, başka bir kaybım olmadı. Onun için arkadaşlar benle beraber böyle sizde eğer varsa beraber yaprak alalım, beraber yatıralım. Bakın şu kök vermiş. Tabii herkesin iklim şartları da farklıdır. İklimine göre de değişir. Bizim burası gündüzleri bu aralar çok sıcak oluyor. Akşamları da daha bir soğuk oluyor. Doğalgazı açıyoruz çünkü.
İyi. Köpeklerimiz de kaybolmasın ki görebilelim. Arkadaşlar, köpeklerimizi de görebilelim. Şunlar şu kristatın şu ilerideki büyük olan kristat var ya onun arkadaşlar. Şu yapraklar kristat. Kristat olan benim başrol oyuncum, gel bakalım buraya. Şöyle bir yuva açalım. Fazla hani elimle bastırmak istemiyorum çünkü şu çıkan bebekleri zedelenmesin. Yani sadece bir yaprak oluşmuş olsaydı bastırırdım. Şu minnukum bile vermiş ya. Maşallah, barakallah. Şimdi şurayı iliştirelim bari. Arkadaşlar, bence bu yaprak alımları ne zaman olmalı biliyor musunuz? Ağustos'un 15'inde. Bu zaman bebek veriyor. Bebek verdiğinde de şöyle dikenimi kaçın. Bebek verdiğinde de bu ayda gelişim anı. Ve büyüme anları. Ne görmüş. Bu aylarda da büyür. Bence en güzel yap, yani bu her ay alınabileceğini düşünüyorum ama yani bu aya kadar bebek oluşup bu ayda da dikildiği an gayet güzel gelişiyor. Yani şu anki gözlemim bu. Yani tam profesyonel bir yetiştirici değilim ama şu anki gözlemim bu. Bakın buradaki bebek de büyümüş. Hatta onu da almak istiyorum. Bakın. Bunu da dikelim. Arkadaşlar. Bunu da dikelim buraya. Şuraya. Bunu da dikelim. Bakın. Çok güzel köklenmişler arkadaşlar. Ben bunları ara ara böyle şaşırtma yapabilirim. Şuradaki de var. Bakın hem de kaç kafa vermiş gördünüz. Onu dikelim. Şuraya. 3 tane mi? Evet. 3 tane. Hadi bakalım bebeğim. Sen de buraya gel. Şu da çıktı. Bakın arkadaşlar. Bunu aynı yerine koyacağım. Burada devam etsin büyümeye. Şunu da alalım. Bayağı bir aldık ha. Şimdi şuraya alalım. Ya şunların güzelliğine bakın ya. Bunların güzelliğine bakar mısınız? Allah'ım ya.
nasıl güzel şeyler yaratmamış, nasıl güzellikler yaratmamış. Yani insanların mutlu olması için Rabbim çok büyük, çok çok büyük bir Rabbim. Şimdi alacağım. Bakın grafta. Şu kökleri bakar mısınız arkadaşlar? Dalalım buraya. Dalalım. Tabii serbest serbest büyüsün. Ama arkadaşlar bunları alırken dikkatli alın. Dikkatli yatırın. Yani altlarda kalırsa, gerçekten zedelenirse, yani bütün emekleriniz heba olabilir. Ben böyle yapıyorum diye böyle yapacağınız diye bir şart da yok. Bildiğiniz yöntemler varsa onları da yapabilirsiniz. Herkesin bildiği yöntemler vardır. O yöntemle de devam edebilir. Bakın. Bunu çıkarttım. Çok keyifli. Çok keyifli. Bunlarla uğraşmak çok keyifli. Böyle yatıracaksınız. Bir şey yok. Benim videom bayağı uzadı. Arkadaşlar. Çok uzadı. Evet. Aslında hiç kapatmak istemiyorum videomu. Çok çekmek istiyorum ama yüklerden sıkıntı oluyor arkadaşlar. Evet. Bugünlük de bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.